Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 18 Mart Cuma İzmir yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, İzmir'de 8 koşulu bir programımız olacak. 6 dayanımız 3. koşuyla start alacak. İnşallah dilediğimiz sonuca ulaşacağımız bir program geçiririz. Tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum. Tabii ki videomun hemen altına bulunan bir beğen butonu ve de yorum yazarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Önemli rica ediyorum sevgili dostlar. Bir beğen butonuna basmanızı. Evet, birinci dörtlük aynı oynayacak. 7 plasa ikili çifte denecek arkadaşlar için çiftelerimiz var. Banko adaylarımız var. İnşallah ikisinde de Bülent Arap biz oluruz. Altılık aynımızı güzel bir şekilde kurguyla yaparız sevgili dostlar. Tekrar bol şanslar. Evet, birinci koşu saatlerimiz 17.45'te Şartlıyoruz bir mücadele. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. Evet, benim burada yarın geri planda kalacağını düşündüğüm bir tane safkan var. Onu da yarın banko adayım olarak sizlere öndüreceğim ve de banko olarak bırakacağım. İkili deneyecek arkadaşlar için de zaten ikilimiz de olacak. Bu kim olacak sevgili dostlar? Mike Maker diyeceğim ben. Muhammed Birbirgin ilk defa buluştu. Yaptığı son koşusunda Pico Pico'nun kazandığı grup 3'te 1900 metre mesafede mücadele vermişti. Pico Pico gerçekten çok etkili bir koşu çıkartıp kazanmıştı. Mike Maker da Mehmet Kaya'yla start almıştı. Geldi ama kendine bir dördüncülük çıkarttı. Yarın ben Aşan Aşan'ın yarışa tempo vereceğini yine düşünüyorum. Yaptığı son koşusunda tempo vererek bir ara geçiri gibi oldu ama tekrar tazeleyerek koşuyu kazanmasını bildi. Ben 3 tonlu safkınımızın Muhammed Mervi ile sabırla bekleyip 56 kiloyla düştü. Sonlarda atacak o sert tempoyla yarışı lehine çevireceğini düşünüyorum. 3 nolu safkınız benim yarın banko adayımdır. Arkasına sevgili dostlar 1 nolu Aşan Aşan bir de 2 nolu safkınımızı da bağlayarak bir ikili deneyebiliriz. Benim bankom 3 olacak. Arkası 1 ve 2 bağlayacağım. İkili için önereceğim safkanlar olacak. Evet, ikinci koşumuz şartlı 4 dişilere mahsus yamak 2-1 koşu 4 rekor İngilizlerin 1900 metre kumdan mücadele verecek 6 safkanımız yer alıyor. Evet, gruba şöyle bakıldığında 2 nolu Serpinti sevgili dostlar gözümüze çarpan Erhan Aktuğ ile 2'de 1 yaptılar. Yani çıkıp liderliği alacaktır. Yaptığı koşusu da şartlı 3'te 2000'de liderliği alır sonuna kadar direnler bilir. Winfor Elif de arkasına yatmıştı sevgili dostlar. Victorino da vardı. Sonlarda hatta Karamaç'a dış kulvardan saldırdı ama maalesef Serpinti yine koşuyu kazanmasını bilmişti. Yine kuracağı sert tempo ile Serpinti'nin yine bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmasını bekliyorum ben. Yarın için banko adayım olacak 2 nolu Serpinti kazanmasını bekliyorum. Arkasına 4 nolu Victorino ve de 5 nolu Derin Doğa'ya Kaan Gökçe'ye dikkat son koşusunda Erhan Aktuğ ile kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 60 kiloyla 54 kiloyla düştü. 5'i de arkasına bağlayıp 1-2'li deneyebiliriz. 2 nolu Serpinti bankomuz arkası 4 ve 5'i bağlayarak ikili deneyebiliriz. Evet, çiftemize gelelim. Çiftemizde burada sevgili dostlar 3 nolu safkanımız bankomuzdu. Burada da 2 nolu safkanımız bankomuz olacak. Çifte de deneyebiliriz. Hem ikilerimiz hem çiftlerimiz olacak. İnşallah yanılmayız. Altılık aynamızı çok rahat bir şekilde yapmış oluruz sevgili dostlar. Evet, 3. koşumuz altılık aynamızda burada start alacak. Handikap 16 bir mücadele 4 ve yaşlı Arapların 1400 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 7 safkanımız kayıtlı. Evet, Kudretli Tay geçen koşusunda önerdiğimiz bir safkandı. Yani kazanmasını bekliyorum. Maalesef pistten 3. çok çok geri planda kaldı. Ekürler biri birinci, biri ikinci olarak hanelerine yazdırmış oldular. Ben şimdi Kudretli Tay'ın Mertcan Çelik'le ilk defa buluştuğu etkili bir koşu gelecektir. İlk şanslı savkanım, ikinci atım, yürekli çocuk bu aralar. Yani körü girişe dur diyecek gibi görünüyor sevgili dostlar. Mehmet Kaya ile ben bunu başaracağını düşünüyorum. Etkili bir koşu gelecektir. İki nolu yürekli çocuk.
Üç nolu safkanımız Oğlum Mutlu, Mustafa Çiçek'le yaptığı son koşusunu güzel bir koşu çıkarttı ve de kazandı satış 2'de 1200'de. Ondan önceki koşular da yani üçüncülük, arkasında İzmir'de 1600'ü kazanma başarısı gösteren bir Oğlum Mutlu'dan bahsediyoruz. Yani Mustafa'yla yine etkili bir koşu çıkartılacaktır. Üçüncü tercihim. Sonradan 5 nolu Alaçatı Ası, Gökhan Gökçe ile ikili iki yaptı. Son yaptığı koşusunda da İzmir'de Şartlört'te 1600'e bir ikincilik elde etti. Şimdi kısalan bu mesafede Alaçatı Ası'na, ben Gökhan'la etkili koşu gelecektir. Ve de son koşusunda önerdiğimiz safkanını beni de yanıltmayarak koşuyla kazanma başarısı göstermişti. İzmir'de Şartlört'ü Baba Cerceli Halil Kaplan'la sürpriz bir isim. Mutlaka değerlendirelim sevgili dostlar. Ben kuponumda yer vereceğim. Sıralamam 1, 2, 3, 5 ve 6 nolu safkanlar olacak. Evet, dördüncü koşumuza geçelim. Beşli gayemiz de burada start alacak. Altı gayemizin ikinci aya bir mailing koşu. Dişiler aması 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kumda mücadele verecek. Evet, bakıldığından bu gruptan 2 tane safkan ayrılmış görünüyor sevgili dostlar. Ben aslında bu iki safkanı yazma taraftarıyım, yazacağım. Ama bir tane safkanımız burada yarış hayatına ilk defa başlayacak. Baktım Mertcan Çelikler'e start alıyor, kulvar bir. Yani çalışmalar da hiç fena değil, hoşuma da gitti. Hanesine ilk yarışında bir birincilik yazdırabilir. Dikkat diyeceğim ben, 1 nolu Havin Saray. Mertcan Akın'ın çok çok önde, koşu tecrübesi de var. Harika koşulara sahip, ikinciliğine yarın son verebilir, Maydan'a veda edebilir ilk tercihim. İkinci hattın 9 nolu safkanı Mustafa Çiçek en ciddi rakibidir. Ve de 4 nolu kapalı kutu olan Buz Kıran, dikkat diyeceğim bu safkana. Yani gelirse herkesi buz gibi yapabilir. Ben 4'ü de yazma taraftarım, 3. şanslı safkanım olarak. 1, 9 ve 4 nolu safkanlar olacak. Evet, 5. koşumuza geçelim. Kısa vade 9-1 koşu. 5 ve yukarı Arapların 1900 metre kumda mücadele verecek. 2. 4'lü gayemiz de burada start alıyor. 7 safkanımız yer alıyor. Evet, burada sığınma limanımız olacak sevgili dostlar. O da Kim Kardeşcan yaptığı son koşusunda pistten bir ikincilik de ayrıldı. Kısa vade 9'da Kara Mustafa'nın kazandığı o koşuda açalım. Bakalım, pardon, Tuncer'in, özür diliyorum. Tuncer'in kazandığı o koşuda yani iyi bir koşu çıkartmıştı gerçekten Tuncer. Bir beyaz bayrak aynı yarış yaptı Kardeşcan. Banko adayımızı geldi ama maalesef yarışı kaybetti, yetiştiremedi. Şimdi uygunlaşan Gökçe Star'ın büyük ihtimalle liderlik anıyoruz. Ona keza Ilgırlı Vanlıma son koşusunda iyi bir koşu çıkarttı, kazandı şartlı beşi. Ama ben Kardeşcan, Halis'le ilk defa buluştu. Ben Kardeşcan'ın bu grupta söz sahibidir. Bu grubu rahat geçmesini bekliyorum. Benim yarın için banko adayım olacak 5 nolu Kardeşcan sevgili dostlar. Evet, ikili denecek arkadaşlar için ben Ildırlı'dan Nevzat Avcı'yla güzel bir koşu çıkardım. İkinciliğe kendini atabilir. Ben ikincilik şansı olduğunu düşünüyorum. 4'ü arkasına bağlayacağım sevgili dostlar. İkili için ve de ana yurt diyeceğim ben. 4 ve 1'i arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz. 5 nol Kardeşcan benim banko adayım olacak. Evet, 6. koşumuza geçelim. 6. koşumuzda handikap 14 bir mücadele. 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 8 safkamız yer alıyor. 2. 3'lü gayemiz de burada start alacak. Evet, son koşumda Rocky Boy sevgili dostlar. Ben burada İlk defa Ali Yıldız'la start alacak, yaptığı son koşusunda önerdiğim bir safkanlı şartlı dörtte güzel bir koşu çıkarttı. İkincilikte kaldı. Ben yarın yine etkili bir koşu gelecektir. Birincinin güçlü adayların olduğunu düşünüyorum. İlk tercihim. İkinci atım 3 nolu safkanımız D'Artagnan olacak Mertcan Akın'la. Üçüncü kez buluştu. Yaptığı son koşusu mesela 1200'dü. Bu bizleri aldatmasın sevgili dostlar. 2200'de start aldı. Şimdi mesafenin uzaması 1600'de bir üçüncü, pardon, yedincilik elde etti şartlı üçte. Yani grubun uygunluğuna ben söz sahibidir. Mutlaka değerlendirelim üçü de. Ve de son olarak bir nolu time diyeceğim ben.
kuponumda yer vereceğim. Son şanslı safkanım olacak. Sıralamam 4, 3 ve 1 nolu safkanlar önceliğimdir bu koşuda. Evet, 7. koşumuz bir maiden koşu. Dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizlere 1600 metre kumda mücadele verecekler. Evet, burada Bobby Dixon Nevzat Avcı ile dikkatimizi çeken safkanlardan biri. 71 günlük bir arası var. İyi hazırlanıp bu koşuya hazırlanan Bobby Dixon'dan etkili bir koşu gelecektir. Nevzat Avcı tercihinde ilk tercihim. İkinci attığım iki nolu Donna Kara olacak. Muhammed Birbirgin'le değerlendireceğimiz ikinci şans safkanım. Sonradan 5 nolu safkanımız Erhan Aktuğ'la mutlaka kuponlarımıza yer olması gereken safkanlardan biri. Ve de 7 nolu safkanımız Mehmet Kaya'yla şanslı safkan 4. ve son şanslı safkanım olacak. Sıralamam 2, 1, 5 ve 7 nolu safkanlar önceliğimdir. 7. koşuda altılı gayrımızın 5. ayağında yer vereceğim safkanlar. Evet, 8. koşumuza geçelim. Şartlı 4 bir mücadele. 4 yaşlı Arapların 1300 metre çimde mücadele verecek. Evet, 117 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönen, çim yarışına kavuşan Kadir Tokoçoğlu ile ilk defa buluştu. Kilosu da çok müsait, 54 kiloyla mahsul sevgili dostlar. Bir backsort temsilcisi. Benim yarın için ikinci banko adayım olacak altılı gayrımızın son ayında yer vereceğim safkan 11 nolu mahsul benim banko adayımdır. Evet, ikili gelecek arkadaşlar için sadece önereceğim bir safkan var. O da 12 nolu Serkan'ın oğlu diyeceğim ben. Mehmet Kaya ile kendine bir ikincilik elde edebilir. Yaptığı son çim performansını İzmir'de 1200'de güzel bir ikincilik elde etmişti. Şimdi Mehmet Kaya ile yani birinci güçlü aday ama ben 11 nolu mahsuller çok etkili bir koşu gelecektir ve koşuyu kazanacaktır. Arkasına sadece 12 nolu Serkan'ın oğlunu bağlayarak burada da bir ikili deneyebiliriz sevgili dostlar. Evet, Bursa'dan aktaracağım safkanlar bunlardı İzmir programı için. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.